Trabzonspor'da oynamış bir Yusuf Yazıcı hamlesi de var. Şu anda Trabzonspor'un gündemine geliyor. Tabii ki daha öncesinde belirli takımlarda oynamış kişiler transfer gündeminde adı geçtiği zaman direktmen eski takımıyla adı anılıyor. Çünkü taraftarlar da o noktada biraz sahiplenici tutuşunu gösteriyorlar her defasında. Yusuf Yazıcı hem yerli statüsünde bir oyuncu hem milli bir oyuncu. Daha öncesinden de zaten Süper Ligimizde tanıdık bir oyuncu. Sizce onun tekrardan Trabzonspor'a gelme ihtimali olur mu? Ya aslında olabilir. Kağıt üstünde olabilir. Çünkü Lille'in şu an kadroda düşünmediği bir oyuncu. Biliyorsunuz geçen sene de CSKA Moskova'ya kiralanmıştı. Ve Trabzonspor'a gelmek istediğini açıklama yaptığı yerlerde de sürekli dile getiriyor. Ama şu an Trabzonspor'un elinde o bölgede oynayacak Bakasetas gibi bir oyuncu var. Yine Abdülkadir Ömür'ü Abdullah Avcı 10 numara gibi kullanıyor. Mevcut kadroda şu an için lüks olur. Ama Bakasetas'ın olası satışında veya Abdülkadir Ömür'ün olası satışında o bölgede bir yer açılabilir ki Bakasetas'ın ismi ciddi olarak Avrupa kulüpleriyle anılmaya başladı. İşte Fiorentina ismi geçiyor en son ve oyuncu bence en son milli takım performansıyla 3 tane gol attı. Orada tekrar bir ön plana çıktı ve Avrupa'da birçok kulübün radarına girdi. Bence transfer yapma zamanında geldiğini düşünüyorum ben Bakasetas'ın. Çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için de önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Eğer Bakasetas'ın satılışı gibi bir durum olursa Trabzonspor belki Yusuf Yazıcı'ya kiralık olarak gidebilir. Ama gitmesi gerekir mi? Acaba Yusuf Yazıcı tam olarak Trabzonspor'un ihtiyacı mı? Bu belki tartışılabilir. Çünkü 10 numara mevkisinde daha etkili bir oyuncu Yusuf ama biraz daha Bakasetas kadar net bir 10 numara değil. Zaman zaman onu Lille'de 4-4-2'nin çift forveti gibi gördük. Sağ önde gördük, 10 numaralı gördük. Biraz daha gezgin bir oyuncu. Biraz daha kaleye yakın olduğunu etkili olan bir oyuncu. Bence Trabzonspor'un ihtiyacı olan 10 numara tarzı biraz daha toplu oynayabilen takımın pas trafiğini daha fazla kalite getirebilen bir oyuncu tarzı. Tabii ki Yusuf Yazıcı Süper Lig'in şu an üstüne bir futbolcu. Onun kalitesini tartışamayız. Yani Süper Lig seviyesinin tabii ki üstüne bir oyuncu ama bence Trabzonspor eğer Bakasetas giderse tam olarak ihtiyacı olduğu tarz 10 numara oyuncusu Yusuf Yazıcı değil. Ama gelirse de ona uygun bir formül bulunur. Tabii ki oyuncudan Abdullah Avcı verim alacaktır. Kesinlikle zaten şu anda bütçe konusunda biraz sıkıntılı takımlarımız. Yani takviye yapacağı bölgeler de sıkıntılı. Trabzonspor'un hep o şampiyon kadrosunu koruması, kemik kadroyu koruması bekleniyordu aslında taraftarlar tarafından. Ama elbette ki öne çıkan oyuncuları var, gidecek oyuncuları da var. Gidenlerin yerini daha iyisiyle doldurmak zorunda olan bir Trabzonspor var. Çünkü gelecek sezonda şampiyonluk için ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalini de göz önünde bulundurduğumuzda. Bu noktada Alioski de gündeme geldi aslında. Gelecek oyuncular arasında. Bu konuda bilginiz var mı veya Alioski'nin gelmesi takımın nasıl katkı sağlar? Bunun yorumlarını da rica ediyoruz. Tabii ki. Ya aslında Alioski gündemi çok yeni değil. Aslında 1,5 senedir Trabzonspor'un gündeminde olan bir oyuncu. Hatta geçen sene Trabzonspor Alioski'yi transfer etmek istemişti ama biraz maaşı fazla gelmişti. Oyuncu Arap ülkelerine gitmek istedi, El Ahli'ye gitmek istedi. Öyle bir tercihte bulundu. Şimdi küme düştüğü için takımı serbest kalma gibi bir durum var. Yani Trabzonspor bonservis ödemeden Alioski'yi transfer edebilir. Evet Alioski iyi bir oyuncu. Gerçekten işte Leeds United döneminden de hatırlıyorum ben. Bu arada net bir sol bek de diyemeyiz Alioski'ye. Şu an Trabzonspor'un bir sol bek transferi de olduğunu biliyoruz Eren Elmalı gibi ama net bir sol bek değil Alioski. Yani kariyerinde sağ önde oynadığı dönem var, 10 numara oynadığı dönem var, sol önde oynadığı dönem var. Biraz da ofansif özellikleri ön plana çıkan bir oyuncu. Yani Eren Elmalı'ya 3,6 milyon euro verilmişken genç bir oyuncu. Bir de yanına Alioski transfer etmek ki Larsen de sol bek oynayabiliyor bu arada. Bana biraz şu an için lüks gibi geliyor. Çünkü Alioski de yine 2 milyon euronun altında maaş isteyecek bir oyuncu değil. Tabii ki Eren Elmalı henüz genç bir oyuncu. Hani hem Şampiyonlar Ligi'nde belki Avrupa Ligi'nde veya ligde tüm kulvarlarda tek başına yeterli olmayabilir. Veya Larsen'le birlikte tam olarak yeterli görülmüyor olabilir. En azından teknik ekipte böyle bir şüphe hissediliyor olabilir ama ben yine de Alioski transferinin şu an için asıl ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Yani Trezeguet ve Kaan Ayhan veya işte bir sol ön oyuncusu, bir stoper oyuncusu alınmadan hatta bir tane de belki orta sahaya hem 6 hem 8 oynayabilen bir oyuncu transfer edilmeden Alioski'nin alınması bence şu an için lüks ama biraz da alacağım maaştan dolayı diyorum. Çünkü Eren Elmalı'ya iyi bir yatırım yapıldı. Alioski de maaşından dolayı biraz maliyetli olabilir. Çok bence mantıksız diyemem böyle bir hamle ama şu an için bence Alioski işi öncelik değil gibi geliyor bana. Yani Vakayeme'nin yerine Trezeguet transferi bence şu an için benim gördüğüm en elzem transfer. Çünkü Vakayeme gerçekten Trabzonspor için çok kritik bir oyuncuydu. Yani
Trabzonspor iyi hücum edemediği maçlarda tek başına hücum planı olabilen bir oyuncuydu Vakayemi. Ligin en özel futbolcularından bir tanesiydi. Çok yaratıcı oyuncu, çok yaratıcı bir oyuncuydu. Kapanan takımları açma konusunda belki de ligin bir numaralı oyuncusuydu ki Trabzonspor'a karşı genelde ligde takımlar kapanıyor. Trezeguet'e baktığımız zaman Trezeguet aslında Vakayemi'nin tam anlamıyla yerini dolduracak bir oyuncu değil. Yani öyle bir beklentiyle almamak lazım. Trezeguet'den daha başka şeyler beklemek lazım. O da mesela şöyle olabilir. Vakayemi arkasında topla oynayabilen bek oyuncularıyla oynadığın zaman çok arkasındaki bek oyuncusu biraz daha pasif kalıyordu. Çünkü Vakayemi zaten gereğinden daha fazla topla oynayan bir oyuncuydu. O yüzden Vakayemi'nin arkasına daha çok topsuz oynamayı bilen, daha çok koşu atan bek oyuncusu daha idealdi. Mesela bu da Filip Novak'tı. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Filip Novak ile Vakayemi bu anlamda çok uyumlulardı. Şimdi Trezeguet hem bekini oynatabilen bir oyuncu çünkü sürekli içeri kat ediyor. Daha hareketli, kendisi de topsuz koşular atabiliyor. O yüzden Trezeguet'in arkasına topla da gidebilen bir bek oyuncusu Trezeguet'in arkasındaki bek oyuncusuna daha fazla ön plana çıktığını görebiliriz. Böyle belki ekstresi olabilir. Yine kapanan takımlara karşı Trezeguet çok yaratıcı bir oyuncu. Ayak içiyle çok iyi vuruşları var. Ayak dışıyla çok iyi yine ortaları var. Şutları var aynı zamanda. Cagney ile uyumu hatırlıyoruz Kasımpaşa'dan. Cagney gol kralı yapmıştı. Yani tabii ki tek başına yapmadı ama onun da çok büyük bir katkısı vardı. Şimdi Cornelius gibi yine sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu var. Trezeguet ile birlikte iş yapabilecek bir oyuncu var. O yüzden Trezeguet'in hem arkasındaki bek oyuncusuyla hem Cornelius ile uyumu bence çok iyi olabilir ve gerçekten ligimizin bence üstünde bir kalite. Yani Aston Villa'nın 10 milyon euro verip aldığı bir oyuncu. Evet Premier Lig'de çok ön plana çıkamadı ama tamamen etkisiz olduğunu da söyleyemeyiz. Yani çünkü sakatlığına kadar en azından yedekten girdiği maçlarda olsun, attığı goller olsun bence etki koyabilen bir oyuncuydu. O da en son Avrupa maçını 2017'de oynadı ve şimdi tekrar bir Şampiyonlar Ligi oynama ihtimali var. Daha 27 yaşında bir oyuncu. Avrupa'da tekrar boy gösterecek. Ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan bir oyuncu. Dolayısıyla bonservis bedeli de şu an daha iyi. Yani en azından konuşulan rakamlar ideal rakamlar gibi. Trabzonspor'da iyi bir Avrupa dönemi geçirirse Trezeguet bence o bonservis de çıkartabilir. Onun da tabii ki maaşı yüksek olacaktır ama zaten şu an Aston Villa'dan aldığı maaş da yüksek. Bence aldığı maaşı hak edecek bir profil. O yüzden ben eğer Trezeguet transferi çözülürse sanki hücumda çok daha güçlü bir Trabzonspor göreceğimizi düşünüyorum. Biraz uzattım ama şöyle de bir ekleme yapayım. Yok tabii istediğim gibi. Visca'nın ters kanadına Trezeguet gibi bir oyuncu daha ideal. Çünkü Visca yaratıcı bir oyuncu ama birebir de çok etkili bir oyuncu değil. Daha çok oyun bilgisiyle yaratan, verkaçlarla yaratan bir oyuncu. Ama her zaman Visca gibi oyuncularla rakip takımları açamıyorsunuz. Çünkü Süper Lig'de rakip takımlar çok kapanabiliyorlar. Ve Visca işleyen bir parçanın iyi bir oyuncusu. Ama Trezeguet işlemeyen oyunlarda da tek başına yaratıcı olabilecek bir oyuncu. O yüzden sağ tarafta Visca ile oynarken sol tarafa Trezeguet gibi daha yaratıcı bir oyuncunun ben daha ideal olacağını düşünüyorum. Eğer bu transfer bir şekilde sonlandırılırsa ki Trezeguet'e tamamen Trabzonspor'un anlaştığı duyumları da geliyor. Aston Villa'yla küçük bir dizler kaldığı geliyor. Bence Trabzonspor çok önemli bir hamle yapmış olacak.